Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün polinom kavramı ve çeşitleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar malumunuz fonksiyonlardan yeni çıktık. Polinom konusunda ona çok benziyor. Bakmayın böyle karman çorman olduğuna göre. Ama çok rahat bir konu. Niye? Fonksiyona çok benziyor. Ufak tefek hatalar, ufak hatalar değil. Ufak tefek değişiklikler var. Onları göstereceğiz. İçiniz rahat olsun. Çok kolay bir konu olduğunu göreceksiniz. Hemen başlayalım. A0, A1, An buralar reel sayı olmak üzere x değişkeninde x değişken olacak ve de n'lerimiz de doğal sayı olacak. N doğal sayı olacak ve An de 0 olmayacak. Böyle bir gösterimde px eşittir dediğimizde a n yani reel sayı x üzeri n. a n eksi 1, x üzeri n eksi 1. Yani şunları demek istiyoruz arkadaşlar bu karman ormandaanı düzeltelim. Şurada bir katsayı var. Burada bir katsayı var. Burada bir katsayı var. Bu da zaten x'siz ama katsayı. Bunlar ne olacak? Reel sayı olacak. Mesela 3, kök 5, eksi 7 1 bölü 3 her şey olabilirler. Yalnız 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 Gel gör ki Gel gör ki. nler ne olacak? Üssüm. Üssüm her zaman doğal sayı olacak. Arkadaşlar üstümüz doğal sayı olacak. Burada başka bir mevzu var mı? Yok. Bu kadar. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Sonrasında zaten her şeyi anlatacağız. Bu şekilde olan, tanımlanan ifadelere gerçek katsayılı zaten biraz önce söyledik. Bunların hepsi reel sayı olacak. Eninci dereceden bak burası niye sıfır değil diyordu. Çünkü eninci dereceden kaybolmasın diye. Bir polinomun derecesi nereden kaynaklıdır? X'in üzerindeki n'den. Yani en büyük olandan kaynaklıdır. N'inci dereceden bir ne denir? Polinom denir. Polinom ne demek arkadaşlar? Bunu binomda da söylemiştim. Binomda söylediğimiz gibi İki terimliydi. polinomda poli. Yani çok terimli demek. Buradan sonrasını zaten rahat rahat anlatacağız. Burayı çok kafaya takmaya gerek yok. Hemen bir antrenman yapalım. Göreceksiniz rahat olduğunu anlayacaksınız. Ne dedik? X'lerin önündekiler reel sayı olacak. X'lerin üstü doğal sayı olacak. Bak X karenin üzerinde ne var? 5. Reel sayı mı? Reel sayı. Bingo. E peki X'in üzeri doğal sayı mı? Aynen öyle. Burada bu reel sayı üstümle 1. O da doğal sayı mı? Aynen öyle. Burası reel burası doğal. E bir zaten reel sayı. O zaman px neymiş? Bir polinommuş. Hemen buraya bakıyorum. E burada x yok hocam. Olsun. X'lerin önünde sıfır varsa x'ler gitmiştir mesela. Olabilir. O zaman burada ne olacak? Eksi yedi reel sayımı Reel sayı. sayı. X'ler olmaya da bilir. Birazdan göreceksin. Sabit polinomlarda sadece sayı vardır. X yoktur. Bu da bir polinomdur. O zaman şöyle yapalım. Bu doğru. Bu da doğru. Devam ettim. Hemen buna bakıyorum. Önünde bir katsayı 1 var. Reel sayı süper. X kare ne? 2 doğal sayı müthiş. Ama burada ne var? Kök x. Hemen kökleri hatırlayalım bir. Burada kök x de burası 2. X'in üssü 1 ise bu neydi? X üzeri 1 bölü 2 diye yazılırdı. Bunları 9'un üstüne hatırlıyoruz. Peki bu doğal sayı mı? Hayır değil hocam. O zaman ne oldu? Demek ki üssüm doğal sayı olmadığı için ben bunu hemen iptal ettim. Geçtim öbür üstüne. Aa hocam burada da kök 5 var. O zaman bu da iptal. Hayır arkadaşım neden? Polinomlarda ne vardı? Katsayılar reel olacaktı. Reel mi? Reel. Bir sıkıntı yok. X'in üzeri rasyonel veya da köklü sayı olmayacaktı. X'in üzeri ne? Doğal sayı. O zaman bir sıkıntı var mı? Yok. İki doğal, iki reel sayı mı? Evet, reel sayı. O zaman bunda bir sıkıntı yok. O zaman geçtim sonucuna. Hemen kat sayılara bakıyorum. Katsayım ne? 2. Reel sayı tamam. X'in üssü 3 doğal sayı mı? Eyvallah. Peki burada 1/x kare 1 bölü x kare ne demek? Bunu düzgün yazayım. X üzeri eksi 2 demek. Hayda. E doğal sayı olacaktı. Doğal sayı değil. O zaman sen de polinom değilsin. Güle güle. Şimdi baktık arkadaşım burada. Bizim bir daha söyleyelim. Kat sayılarımız reel sayı üstlerimiz doğal sayı olacaktı. Peki 12 bölü n nasıl doğal sayı olur? Tabii ki de 12'ye bölünenleri bulursam. 12'yi neler böler? Daha doğrusu 12'yi böler, bölerlere bakacağız. Bölenlere. 12'yi Kimler böler? Hemen bakalım. 12'yi 12 böler. 12'yi 6 böler. 12'yi 4 böler. 12'yi 3 böler. 2 böler 1 böler. Toplam 6 tane sayı 12'yi böler. Peki burayı hallettim. Mesela bak 4 koy yerine 12 bölü 4 3'tür. Doğal sayı mı? Doğal sayı. Süpersin. Bir sıkıntı yok. Ama ama gel gör ki sen burayı hallettin hocam. Ama bir de burası var. E burasının da doğal sayı olması lazım. Hemen bakalım. 12 koydum. 12 bölü 12 1. Burasını hallettim. Burası 1 çıktı süper. 12'yi koydum 8. Doğal sayımı Evet. O zaman bu sağlar. 6'ya geldim. 12 bölü 6 2. Doğal sayı. Buraya baktım. 6 çık, 6'dan 4 çıktı. Yine 2. Bu da doğal sayı. Bu da sağlar. 4'e geldim. 12 bölü 4 3'tür. Tamam. Peki 4'ten 4 çıkarsa 0. Hocam olmaz bu. Hayır olur arkadaşım. Çünkü x üzeri 0 olabilir mi? Olabilir. Çünkü doğal sayı mı? Doğal sayı dediğim 4 de olur. 3 koyarsam burayı doğal sayı yapar. Ama burayı eksili yaptığı için olmaz. 2 de aynı şekilde, 1 de aynı şekilde. O zaman eksililer olmayacak. Kaç tane alabileceği değerleri bulunuz diyordu. Buldum. 12, 6 ve 4 müş dedim. Antrenmanımı yaptım. İyice gaza geldim. Konuya ısındığımızı düşünüyorum. Hemen px polinomu. Biraz önce uzun canama yazıyordu. Artık benim gözümü korkutan bir şey değil bu. Şunlar reel sayılar yani kat sayılar aynı zamanda. X'lerin üzerinde doğal sayı olacak. Eyvallah. O zaman bak ben buradaki şu her bir parçaya artı ya da eksinin burada tabii artı eksin o eksi olabilir. Arasındaki her bir parçaya polinomun her bir terimi diyorum. Tamam anladık. Bak buradaki her bir parça. Peki şu x'lerin önündekileri ne diyordum ben? Katsayı. Bunların her birine de bak her birine de polinomun katsayısı diyorum. Tamam. X'in üssü en büyük olanın üssüne ne diyorum ben? Bak x'in üssü en büyük olan kim burada? Ne? O zaman ben buna da ne diyorum? Polinomun derecesi diyorum. Yani burada mesela 5 4 3 2 diye gidiyor. O zaman buradaki 5 nedir? Polinomun derecesidir. Peki polinomun derecesini kısaca yazabilir miyim? Yazarım. Bak o da şöyle bir göstergedir. Polinomun derecesi der. Derece polinom x'in derecesi eşittir. Mesela biraz önce 5 demiştim. 5 olabilir. Sen bunu görünce ne anlayacaksın? O zaman hocam px dediğim şeyde bla 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 bir, şey, bir şeyler bir şeyler bir şeyler. O zaman ne olacak? x üzeri 5'li bir şey var. Tabi önünde de bir tane a diye katsayı artı diğerleri de bundan küçük bir şeydir anlayacaksın. Peki şuna bakalım x'in üssü en büyük olan terimin katsayısına ne denirmiş? Baş katsayı. O bizim en büyük üssümüzün önündeki katsayı. Yani burada nedir? a n'dir veyahut da şurada x üzeri 5 en büyükse a mesela bunun baş katsayısı sayısıdır dedik. Birazdan örnek yapacağız. x bulunmayan terim haliyle x yoksa o sabittir. Değişemez. O zaman ona da polinomun sabit terimi dediğim. Hemen bir ısınalım. Olayı anlayalım. Polinomun terimleri ne? Polinomun terimleri her iş işaretlinin arasındakilerdi. O zaman burada ne var? X küp var. Burada ne var? Eksi 2 X var. Burada ne var? Cık. Oo hocam bir saniye. Burada bir tane daha X kare var. Oo o zaman bir pem, ben bir PX'i bir düzgün yazayım. Bak burada X kare X kare ne oldu? Eksi 3 X kare oldu. Eksi 4 tane bir tane daha geldi. Eksi 3 kare. O zaman burayı yapalım. X küp oldu. Eksi 2 X oldu. Çünkü bu gitti artık. ...o zaman 5 oldu. Ha, o zaman benim terimlerim neymiş? Benim terimlerim... ...eksi 3x kare... ...3x küp... ...eksi 2x... ...ve artı 5'miş. Yani sadece 5 yazabilirim. Peki polinomun katsayıları neler? Bak kat artık neymiş? Eksi 3... ...artı 3... ...eksi 2... ...ve 5'miş. Peki polinomun derecesi ne? Yani derece... ...px ne demek? Derece px... üssü en büyük olan... Bak burada x kare var hocam. Hemen onu yazayım. Hayır arkadaşım bunların tamamında üssü kim en büyük? Tabii ki de derece x'in üssü. X'in üssü en büyük olan 3 olduğu için en büyük 3'tür dedim. Peki baş katsayı neydi? Bu katsayıların arasında üssü en büyük olan dereceyi ve bana verenin önündekiydi. O da ne demiş? O da 3'müş. Şansa 3 çıktı. Bunun üssü 3. Bunun da kat sayısı 3 olduğu için. Peki sabit terim neydi arkadaşım? Sabit terim de x'siz olandı hocam. O zaten en kolayydı dediğini duyar gibiyim. 5 yaptım, ısındım, geçtim. Peki hemen bir antrenmana devam edelim. Burada demek ki bir yazdığımıza göre bir tane de bunun ikincisi var. Bakacağız şimdi. Px dediğim şey polinomunun böyle bir şey. Derecesi 4'müş. Hayda. Hocam burada 2 var ama Burada x yok. Ha, x'li olan bu. O zaman demek ki 2'den büyük ne var? Şurada bir 4 var. O zaman m ne? 4 mu oldu? Çünkü derecem 4'müş. Yani x'in üssü en büyük olan şey 4'müş. O zaman burada var. Başka bir yerde yok. Bu zaten 2 olamıyor. O zaman bu. Ve de sabit terimi de 5'miş. Sabit terim x'siz olandı. Burada x var. Burada da x var. Aha burada x yok. O zaman 2m artı n'de 5 midir? Evet. Taraf tarafa toplayayım. Çünkü M çarpı neyi soruyor? 3M. N'ler 4 dedi gitti. O zaman burası 9. M eşittir kaç oldu? 3 oldu. M eşittir 3 ise hemen şurada basitlerden birinde yerine koyalım. Çektim buraya. M eksi N eşittir 4 ise. 3 eksi N eşittir 4 ise. N bu tarafa gitti. 4 bu tarafa geldi. 3 eksi 4'ten de N'yi de buldum ben. N neymiş? Eksi 1'miş. O zaman ne yaptım? Hemen bunları çarp diyordu bana. 3 kere eksi 1 cevabım da eksi 3 oldu. Antrenmanımız tamamdır. Geçtik. Hemen diğer antrenmana bakıyorum. Sorumda ne görüyorum? X üzeri 8'li bir şey var. Sonrasında bir de burada X üzeri en eksi 1'li bir şey var. X üzeri 8'li. O zaman ne olacak bunun derecesi? Hocam 8'dir. Atlamayalım arkadaşım. Bir bekle. 4. dereceden baş kat sayısı 5 olan bunun derecesi 4'müş. E burada 8 var hocam. 8 en büyük değil mi? Demek ki bu patlamış, gitmiş. O zaman burada m 2 demek ki burada x üzeri 8 diye bir şey yokmuş aslında. Sen var diyorsun, var zannediyorsun ama yok aslında. O zaman nasıl yok olurdu o? Hemen burada yerine sıfır koyarak Bunu fonksiyonunu da çok yapmıştık. O zaman m ne oldu? 2 oldu. Yani bu patladı gitti. Peki baş kat sayısı 5'miş. Ha bu arada bunun üstü 1. Buram zaten sabit terimim. E burası kaldı. E bunun derecesi 5 ise o zaman derecem 5 ise n-1 dediğim şey 5 miymiş? Çünkü pardon özür dilerim. Derecem 4'tü. Dilim süçtü. O zaman burası ne oldu? Kafa zehri olduğu için hızlı işlemli. İğriyi görüyor. O yüzden bazen kaçırıyorum. n-1 neydi? 4. derece olduğu için n-1 en 4'tü. Eksi, en eksi e o zaman n nedir? 5'tir. Peki bunun baş katsayısı neydi? Üstü en büyük olan buydu. Baş katsaydı da buydu. O zaman k artı bir de neymiş? Beşmiş. E k ne çıktı? Dört çıktı. E m iki. K dört. N de beş. Px polinomunun sabitleri mi diyor? Bak burası zaten sıfırlandı gitti. Burası x üzeri dört. X üzeri dörtlü bir şey oldu. Beş x üzeri dört oldu. Bu zaten kendi halinde takılan bir şey. E sabitlerim burasıydı. E sabitlerim de neydi? MK k, eksi 1'di. E bunun kaç olduğunu soruyor bana. M'yi ben 2 buldum. E k'yı 4 buldum. E bir de eksi 1 vardı. O zaman sabitlerimim ne oldu? 7 oldu dedim. Geçtim. Bunu da hallettikten sonra... ...bir model soruyla devam ediyoruz. Ben biraz önce sana ne demiştim arkadaşım? Dedim ki fonksiyonlardan malum yeni çıktık. Fonksiyonlardan yeni çıktığıma göre... Aslında bunlar birebir benziyorlar. Burada fx vardı. Bu sefer px olmuş. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Sadece p2 denildi mi yerine 2'yi koyuyorsun. Bak koydum. 2, 2 üzeri 2 artı 3 çarpı 2 artı 1. Adam x vermişti. Burada x'ler yazıyordu. 2 verdim 2 oldu. Fonksiyonun birebir aynısı. O zaman ne oldu arkadaşım? P2 dediğim şey. Burası ne oldu? 4 kere 2'den 8 artı. Burası ne oldu? 6 artı 1'den dolayı 14, 15. p 2yi bul, P2 15 buldum. Geçtim. Aynı şey bak. F fonksiyonlarda fx x eksi bir vardı. Bana 3'ü soruyor. E burasının 3 olması lazım. O zaman sen x'e ne dersin? 4 dersin. E 4 dersen burada da 4 diyeceksin. Hemen şurada gösterelim. Bak x'in yerine 4 koydum. 4 eksi 1 3 eşittir. E 4 çarpı 4. x'in yerine 4 koydum çünkü. Eksi 1. O zaman burası ne oldu? 4 kere 4 16. Q 3'ümde 13 oldu. Bunlar fonksiyondan gördüğümüz şeyler. O yüzden kafam rahat. Ne oldu? R 7'yi soruyor. Burada böyle karmakarışman işlem olsa da benim önceliğim burayı 7 yapmak. Peki nasıl 7 olur orası? Ben fonksiyondan da bildiğim gibi şuraya 3 verdiğim 2 kere 3 6 bir daha 7. ha O zaman x'in yerine 3 verirsem ben R 7'yi bulurum. Hemen şurada yapayım. Şimdi bütün gördüğüm 3 x'lerin yerine 3 üç koyacağım. 3'ün karesi 9. 1 çıktı 8. 8 tane R7 eşittir. Burada hemen 3 üç koyuyorum. 3'ün kübü oldu. 3'ün kübü 27. 2 ile çarptım. 54. Eksi 3 kere 5. Burası 3 oldu artık. 15. Bir de eksi 7 var. Tamam. Eksi 7'yi de yazdım. Hemen bakıyorum ne oldu. 8 tane R7 eşittir. 54, 39, 32. 32 oldu. Birbirlerine bölersem R7 eşittir. 4 çıktı. Al sana R7 4'tür dedim arkadaşım. Bunu da hallettim. Bak bu soruyu neden yazdım? Sana söyleyeceğim. Çok basit. X yerine adam X koyduğunda bunlar oldu. X küp koyarsa artık X'lerin yerine X küp koyarsam bak. X'in karesiydi artık X kübün karesi olacak. E adam x koymuştu. Hayır x yerine x küp koyacağım. O zaman tamam direkt koydum. Bir de yalnızca 4 vardı. O zaman bak şimdi. P x küp ne oldu? x üzeri 6 artı 2 x küp artı 4. İşte ben p x küpü buldum. Arkadaşım bunu neden yazdım? Bak şimdi bu da basit bir fonksiyon işlemiydi aslında. Biz polinomlarda aynısını yapıyoruz. Bak bunu neden yazdım hemen söyleyeyim sana. Matematikteki en önemli şey düzgün yazmaktır. Düzgün yazarsan işin rahat. Ama 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 matematikte çok iyi olmak istiyorsan öğrendiğim bir kuralı, öğrendiğim bir formülü tersten de okuman lazım. Bak şimdi sana adam bunu verirse her şeyi kapattım. Burayı verirse sadece. Sana derse ki Px nedir derse sen hemen bunu ters işlem yapacaksın. Hocam burası x küp olduğuna göre her yeri x küplü yazayım. O zaman x küpleri alayım yerine x koyayım. Bak x kübü aldım yerine x koydum. x kübü aldım yerine x koydum. Zaten bu dört yavrucak geldi. Aynısı oldu mu? Oldu. Bu soruda tersten okumayı da öğren diye yaptım arkadaşım. Geçtim. Hemen bunu bilelim demişim. Neyi bileceğiz? Bir polinomun sabit terimini bulmak için ne olursa olsun fonksiyon şey özür dilerim polinom ne olursa olsun her zaman sen x gördüğün yere sıfır koyacaksın. Polinomun ne olursa olsun. Hocam px olsa ne olur? x'in yerine sıfır koyacaksın arkadaşım. Bak şu kalıp şu kalıp px polinomunun sabitlerimi terimi p 0 demektir. Bak şu kalıp Q x artı 2 polinomunun sabit terimi ne olursa olsun bakın x'in yerine sıfır koyacaksın. O zaman bu Q2'dir. Bak Q0 değil. X'in yerine 0 koyuyorsun. O zaman ne oldu? Q2 oldu. Bak şu kalıp cümleyi gördüğün anda ne yapıyorsun? Sabitlerim hemen X'in yerine 0 koyuyorsun. Koydun. 2 kere 0 0. X3. O zaman sana adam R-3 demiştir arkadaşım. Unutma. Lütfen unutma. Şaşırma. P0'ı veyahut da Q2, Q0'ı, R0'ı sormuyor sana. Evet burada X olduğu için P0. Ama burada X'lerin yerine direkt koyuyorsun. Örnekte de görüyorsun şimdi olayı patlatıyorsun. Bak, bak kalıp aynı. Şu kalıp ne demekti? Px eksi bir polinomu sabittir mi? X'in yerine 0 koydun. O zaman P eksi biri mi söylüyor bana? Sabit terimi eşittir 2'ymiş. İşte bak bu cümle bu demek arkadaşım. Bu kadar. Olay Nokta net. Bu kadar. O zaman ne oldu? P eksi bir ikiydi. Bir de burada bana ne sorduğuna bakalım. Polinomun sabit terimi kaçtır? X'in yerine sıfır koyuyorsun. Hemen koydun. X'in yerine sıfır koyarsan sıfır artı iki bana P2 nedir diye soruyormuş. Tamam. Olayı bitirdim hocam ben. Nasıl bitirdin? E, P eksi biri yerine koyacağım. Koyalım o zaman. P eksi bir eşittir. Eksi birin kübü. Tamam. Artı. Burası ne oldu? A parantezinde eksi 1'in karesi eksi 2 oldu. Tamam burasını hallettim. Hemen sonrasında ne oldu? Artık P eksi 1'in ben 2 olduğunu biliyorum. 2. E burası ne oldu? Eksi 1. Artı eksi 1'in karesinden artı A eksi 2 oldu. Hepsini karşıya atarsam A eşittir. Eksi 1 geçti artı 1. Eksi 2 geçti artı 2. A kaç oldu? A 5 oldu. O zaman ben polinomumu bir temiz bir daha yazayım px polinomu eşittir. x küp artı 5x kare eksi 2'ymiş. Bana p2'yi soruyordu. Aa, da x'in yerine 2 koy yani bana. Koydum. 2'nin kübü artı 5 çarpı 2'nin karesi eksi 2. O zaman p2 ne çıktı? 2'nin kübü 8. Artı. Burası ne oldu? 20. Eksi 2. Oldu mu sana 26? Aynı anda öyle. Ben burada bunun da 26 olduğunu buldum. O zaman bu soruyu da bitirdim. Geçtim arkadaşım. Çok kolay. Neymiş? Sabit derim deyince x'in yerine 0 koyuyorsun. Başka bir şey yok. Polinoma geçtim. Ee, polinom diyorum özür dilerim. Toplamına geçtim. Kat sayılar toplamı. Biraz önce sabit soruyordu ya. Ne yapıyordun? 0 koyuyordun. Polinomda kat sayılar toplamını sorarsa ne olursa olsun x yerine bu sefer 0 değil... 1 koyacağım. X'i gördüğüm yere 1 koyacağım. Ne olursa olsun bak sana P1'i Q1'i R1'i sormuyor. X'in yerine 1 koy diyor. 1'i koyacaksın. Hemen koyalım. PX polinomunun katsayısı. Bu kalıbı gördün mü X'in yerine 1 koydun sana P1'i soruyor. Hemen buraya geldim. Q X artı 2'nin katsayısı o zaman bu kalıbı gördüğümde X'in yerine 1 koydum. Böyle oldu. Hemen şurası P olmasın aynı olmasın R olsun. R polinomunda x'in yerine 1 koyarsam 1 koydum hemen. 1'in karesi 1. 2 ile çarptım. 2 bana da R eksi 1'i söylüyormuş. Kat sayı gördün mü? Şu kalıbı gördün mü sen? Hemen ne yapıyorsun? Hocam Q3'tür diyorsun. Olayı bitiriyorsun. Örnekte görelim. Px polinomunun sabit terimi 5'ti. Sabit terim deyince ne yapıyordum arkadaşım? X'in yerine sıfır koyuyordum. Koydum sıfırı. O zaman ne oldu? P sıfır beş oldu. Süpersin. Kat sayılar deyince ne yapıyordun? Hocam ne olursa olsun X'in yerine bir koyuyordum. O zaman P X'in kat sayılar toplamı deyince bana X'in yerine ne olursa olsun bir koyuyordum. Kaçtır diyor. P 1'i soruyor. E arkadaşım burada karman çorman Hindistan pazarı var mı? Var. O zaman ben bunu bir ağzını burnunu düzelttim mi işler yerine girer mi? Girer. O zaman bak bir iki tane P var. Sıfırla biri oturtabilir miyim? Hemen bakıyorum. Bunu 2 iki, iki, versem P sıfır oldu. Burada iki versem X'e burada da bir oldu. Ha, o zaman X eşittir iki için. Hemen burada koydum. İki kere iki eksi bir çarpı P iki koydum yerine sıfır. Artı iki tane P bir. Çünkü iki koydum yerine. O zaman burası ne oldu? 2 çarpı 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı 3. Burayı ışık hızında yazdım. Çünkü zaten basit bir işlem. Geçtim buraya. 4 kere 4 eksi 1. 3 tane P0. E P0'ın 5'ti benim. Tamam süpersin. 2 çarpı P1. Tamam burada da bir action yok. Çünkü P1'i soruyor bana. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı 5 kere 2. 10. Artı 3 dediğim. Burası da ne oldu arkadaşım? 21 oldu. Şurası kaç? 21. E şurası kaç? 15. At karşıya. Bu tarafta ne kaldı? 2 tane P1 kaldı. 21 15 karşıya geçti. Eksi -15'ten 6. Her tarafı 2'ye böldün. O zaman P1'im neymiş benim? P1'im 3'müş. Ya da PX polinomunun katsayılar toplamı P1 demekti. O da 3'müş. Dediğim başka bir ekşim var mı? Yok. Geçtim. Arkadaşım, sabit polinomu sen biliyorsun. Sabit polinomu biliyorsun. Neden biliyorsun? Sabit fonksiyonla aynı. Neydi? X'li terim yoktu. X'li terim fonksiyonda da yoktu. Bunda da yok. E bu sefer ne oluyor? A sıfır diye gösteriyorum. Orada C diye gösteriyorum. Ne farkı var? Hiçbir fark yok. E o zaman ne oldu? X'li terim yoksa ben buna sabit fonksiyon, şey sabit polinom dedim. Bak ağzım hep oraya gidiyor. Hiçbir şey sorun yok. Geçelim. Sabit polinom ise biraz önce söyledik. Ne dedik? X'li terim yok. O zaman ne oldu bu? A eksi 2 eşittir 0 mı? Evet niye? Bu gitmesi lazım arkadaşım. Sabit polinomda x'ler yok. O zaman öl ölüm onlar gitti. O zaman burası ne oldu? A eşittir 2 oldu. Hemen buna geldim. X'li terim yok. O zaman ne olacak? 3 eksi B eşittir 0. B eşittir 3 mu oldu? Evet. Devam ediyorum. E sabit terim de haliyle sabit olur. Olmamasında bir sıkıntı yok. Bana ne diyor zaten? A çarpı B. A'yı kaç buldun? 2. B'yi kaç buldun? 3. He, o zaman benim sabitim kaçmış? 6'ymış. Hemen bak şimdi. Px polinomu eşittir. Nedir arkadaşım? 2'yi koydum bu gitti. 3'ü koydum bu gitti. Geriye 6 kaldı. Zaten x istemiyordum. X istemediğim için gördüm. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Hemen 2019'u koydun. O zaman ne oldu? İçine ne koyarsan koy. Sabit fonksiyondaki gibi. Cevabın ne olacak? Sabit polinomda 6 olacak. Geçtim. Sıfır, polinom, sıfır polinomu ne arkadaşım? Sıfır polinomu da çok kolay bir şey nedir? O da bir sabit polinomdur. Ama bu sefer ne olacak? Sabitim sıfır olacak. Sabitim sıfır olacak. Bütün terimler sıfır diyor. Evet sıfır sıfır sıfır. Sabit bile sıfır. O zaman ne oldu? Polinomum sıfır polinomuysa herkes sıfır olacak arkadaşım. O zaman a eksi bir sıfır. O zaman a kaçtır? Bir. Ayı buldum. O zaman dikkat dikkat dikkat. Bx ile 2x birbirini götürmeli ki sıfır kalsın. Nasıl götürür? Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. O zaman B ne oldu? Eksi 2 oldu. Al sana C eksi 1 diyordu. O da sıfır olmalıydı. Onu da ne dedim? C de 1'dir dedim. Bana ne soruyor? A artı B artı C. A 1. Hatta şurada gösterelim. A 1 artı B eksi 2 artı C 1. O zaman ne oldu? 1 1 2 eksi 2 kocaman bir 0. Al sana 0 fonksiyonu Sıfır. Şansa çıktı bu arada tabii ki de Sıfır olmak zorunda değil. O zaman ne oldu? Bunu da böyle gene güzel gene çözdüm. Fırlattım attım. Eşit polinoma geldim. Eşit polinom ne arkadaşım? Polinomları biliyorsun üstler doğal sayıydı. E, kat reel sayıydı. Sabitler vardı. X'ler vardı. E, o zaman Aynı dereceliler kat birbirine eşit olanlara da ben ne diyorum? Eşitler diyorum. Yani Px eşittir Qx ise bunların üstleri aynı olanın kat da aynı olacak. O zaman ne yapıyorum bak? Hemen bir soru. Px bu Qx bu. Px eşittir Qx ise bunlar nedir diyor. O zaman üstleri aynı olanlar aynı olacaktır. Bak burada x küp var. Burada da x küp var. O zaman bunların aynı mı olacak katsayıları? Evet o zaman birbirine benzerler. E bunun katsayısı x artı 1. Bununki 4. O zaman k ne oldu arkadaşım? 3 oldu. Bu tamam. Bunu hallettim. Geldim buna. x kareli ile x kareli aynı olacak. x kareli x kareli x kare. Nerede bu? Yok. Ha yoksa sorun yok. O zaman demek ki x kare yoksun arkadaşım sen. Bizimle değilsin. O zaman ne oldu? x eşittir 2 eksi m eşittir 0. O zaman ne oldu? m eşittir 2 eşittir. Oldu. Çünkü bu yokmuş arkadaşım. Bak burada yok. O zaman üçüncüye bakıyorum. X'li terimim ne? 3 değil. Artı 3. Burada da ne diyordu bana? N artı 2 diyordu. N artı 2 eşittir 3'müş. O zaman N ne oldu? 1 oldu. En sonunda da ...K kahverengiye kaldın koçum sen de. O zaman burası ne oldu? 5P de eşittir. Eksi 15'miş. P dediğim şey de eksi 3 oldu. Arkadaşlar alın size ödülü soru. Bunları toplayın. Kaç ediyor diye bana söyleyin demiyorum. Hızlıca toplayayım. Zaten çok basit. K, N, M, P. Hepsi burada. 2, bir daha 3. E, eksi 3 var burada. Bunlar birbirini götürdü. O zaman toplamları kaçmış? Normal 3'müş. Çünkü K'yı toplayacağım. Geçtim. Çok değişkenli polinomlara geldim. Çok değişkenli polinomlar ne arkadaşım? Burada sadece x yok. Bu sefer neler var? X'ler var, y'ler var ya da başka bir şeyler olabilir. Birden fazla, bu da r olacak. Birden fazla değişken içeren polinomlardır. O zaman ne oldu? Derecesi üstleri toplamı en büyük terimin üstü toplamıdır. Derecesi üstleri toplamı en büyük olan terimin üst toplamıdır. Tanki, sanki tekerleme gibi oldu. Anlayacağız şimdi. İyi izle. Bu bir... Burada bir tane y olacak. Ne oldu? PXY neymiş? Böyle bir fonksiyon, böyle bir polinommuş. Peki bu polinomun derecesi kaçtır? Bak derecesi üstleri toplamı en büyük olan. Üstleri topladın. 6. Üstleri topladın. 7. Burası görünmez bir var. Üstleri topladın. 3. İşte burada üstleri toplamı en büyük olan tamam. Terimin üst toplamı derecesidir. Bitti. Bu kadar. Şimdi ne yap diyor bana? X'in yerine eksi 1, Y'nin yerine eksi 1 koy diyor. Hemen koydum. Eksi 1'in karesi çarpı eksi 1'in 4. kuvveti artı 5 tane eksi 1'in 5. kuvveti çarpı eksi 1'in 2. kuvveti eksi eksi 1 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 oldu. Hemen buraya baktım. Artı 1 oldu burası. Çünkü bir şeyin karesi pozitif yapar. Bu da pozitif. 3, 1, 1 çarpılırsa 3 eder artı var. 5. Tek kuvvet eksi 1. Çift kuvvet artı 1. Artı eksi eksi. O zaman burada ne oldu? 5 de var. Eksi 5. Eksi 1. Bu artı 1. Önünde de eksi vardı. Şöyle gösterelim. Eksi eksi 1'den dolayı. Burası ne oldu? Artı 1 oldu. E sonunda da eksi 3 vardı. O zaman bana söylediği P eksi 1 eksi 1 nedir? 5. Ee, özür dilerim. 3'ten 3 üç gitti. Eksi 5 bir daha eksi 4 buldum. Bu çok değişkenlerde bir action yok arkadaşlar. Şurada sadece bir güzelleme var. Onu bilirsen güzel olur. Şu tekerleme gibi olan şeyi anlarsan bitmiştir zaten olay. Diğerleri de sadece x yok. Bu sefer x'ye var. Ne yapıyorsun? İkisinde ne diyorsa onu koyuyorsun. Dedim bitirdim. İşte polinomlarda işleme geçtim. Polinomlarda işlemde aslında yine kolay bir olay. Neden kolay bir olay? Bak böyle yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Kolay kolay diyorsun hocam. Neresi kolay diyor? Arkadaşım kolay. Matematik zor değil. Sadece süreklilik istiyor. Ne yapacaksın? Hemen gördüklerini tekrar edeceksin. Bu videoları izlerken not tutacaksın. Not alacaksın ondan sonracığıma bu notlardan sonra testlere geçeceksin. Okulda anlamadıklarını soracaksın. Sorduktan sonra da anlamadıklarını kaydedeceksin. Olayı bitireceksin. Yani matematik sürekli akan bir şey. E böyle bir kere iki kereli olmuyor. Sürekli tekrar çalışma istiyor. Biz daha 10. sınıftayız. Onda sıkı tutalım işi. 11 12 işler müthiş olur. Dedim geçtim. Polinomlarda işlemler tabii ki de toplama çıkarma ile başlıyorum. Aynı dereceli terimler toplanır veya çıkartılır. Farklı dereceli terimlerde ...aynen kalır. Bak şimdi. Yapacağımız şey şu arkadaşım. Ha, bu arada... ...derecem benim neyse... ...bunun derecesi M ise... ...M büyükse N'den... ...o dereceli şey... ...eksi ya da artıdan dolayı... ...gidemeyeceği için... ...çünkü karşı tarafta onu götürecek bir şey yok... ...o zaman onun derecesi m kalır. Ama... ...her iki denkleminde dereceleri eşitse... Belki eksi 2x kareye artı 2x karedir. Belki birbirlerini götürürler. O zaman ne olur? Derecem m'ye eşit ya da m'den küçük ya da n'ye eşit ya da n'den küçük çıkabilir. Dedim toplama bu dostlama toplama arkadaşlar. Göreceksin şimdi nasıl hocam? Şöyle bak px artı qx'i soruyor. px bu qx bu. Bak şimdi bu dostlama toplama. Hemen topluyorum bak. 3x kare eksi 4x eksi 4 artı Eksi 4x küp. Eksi 5x kare. Eksi x eksi 4. Bu artının dağılma özelliğinde bir değişken var mı? Yok. O zaman bak burası ne oldu? Eksi x kare. Karşıda var mı x kareli? Var tabii ki de. O da ne? 3x kare. Eksi 5x kare. Bunları hallettim. Eksi 2x kare oldu. Bitti. Eksi 4x. Karşıda var mı? Evet. Eksi x var. Bunları hallettim. Eksi 5 x oldu. Eksi 4. Karşıda sabit var mı? Var. Eksi 8 oldu. Bunları da hallettim. Toplama çıkarma. Aynı şeyler. E burada var mı bir şey? Yok. Yok olunca ne yapıyordum? Farklı derece aynen kalıyordu. O zaman bu da kaldı. Şu an bu polinomlara göre hoş bir görüntü değil. O zaman ben bunu şöyle diyeyim. Px artı Qx dediğim şey nedir arkadaşım? Eksi 4 x küp. Eksi 2 x kare. Eksi 5 x. Eksi 8. Derecesi azalarak giderse daha hoş olur dediğim. Şimdi bunu bitirdim. Şimdi şunu yazıyorum. Yazalım. Aynen yine bu dostlama yazıyorum. 3 x kare. Eksi 4 x. Eksi 4. Eksi. Eksi 4 x küp. Eksi 5 x kare. Eksi x. Eksi 4. Peki peki peki. Bu eksi dağılacak mı? Dağılacak. Hemen bir kere daha yazayım. Biraz uzatmış olacağız ama olsun. Arkadaşlar hocam biraz daha açık anlatır mısınız diyorlar. Anlatıyorum A'da. 5x kare artı x artı 4. Hepsini dağıttım. Eksilerim artı oldu. Maşallah bunda her şey eksiymiş. O zaman ne oldu bak şimdi. 3x kare 5x kare artı oldular. O zaman artı varsa hemen yazıyorum buraya. 8x kare. 4 x artı x eksi 3 x. Bunu da tamam. Eksi 4 x artı 4 x birbirlerini götürdüler. Sıfır yazmaya gerek yok. Bir de burada ne var? Artı 4 x küp var. Bunu da daha uygun yazayım. Eksi q soruyordu bana. Al sana 4 x küp artı 8 x kare eksi 3 x oldu. Yaptım. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Görüşürüz. Bu da tamam. Polinomlarda çarpmaya geldik. Polinomlarda çarpmadı arkadaşlar. Yine bu sefer birinci polinomun her bir terimi ile ikinci polinomun her bir terimi çarpılıp çıkan sonucu biraz önceki gibi ne yapacağız? Ağzını burnunu düzelteceğiz. Hemen bak şimdi bak bak bak. Ne yapıyorsun? Bütün terimleri çarpıyorsun. Ben bir daha yazmayayım. Px burada, Qx burada. Çarptım. X üzeri 4, 3x üzeri 3 ile çarpılırsa 9. sınıf üst sayılardan biliyorsun. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanır, katsayı aynen kalır. 3 x üzeri 7 oldu. Tamam. Şimdi bununla çarpacağım. Artı 2 x üzeri 6. Artı 2 x üzeri 6. Tabanlar aynı. Buna geçtim. Eksi var. Eksi, a, eksi 2 ile 3'ü çarptın. Eksi 6. x üzeri 3 ile x üzeri çarptın. Bunu hallettim. Bununla şimdi bunu çarpacağım tek tek çarpıyorum. Biraz önce bunu çarptım. Şimdi de bununla bunu, bununla bunu çarpacağım. Bunu yazmış olduk artık. Yazalım bir daha. Devam edelim. Burası da ne oldu? Eksi, eksi, 2, eksi 2, eksi 4. Tabanlar aynı. Üstler toplandı. Bir de son olarak 3 ile de bununla bunu çarpacağım. 3 ile çarparsam ne oluyor? Artı 9 x küp oluyor. Bir de artı 6 x kare oluyor. Çünkü bu sabit bir sayı olduğu için kat sayılarla çarpılacak. Şimdi ben ne dedim sana? Bunun ağzını bunu düzelttiğim anda düzgün bir arkadaşımız olacak. 3 x y var mı hiç piyasada? Yok. 3 x üzeri y. Şey x üzeri y nereden çıktı ya? 7. Devam ediyorum. x üzeri 6'lara bakıyorum. x üzeri 6 burada var burada var. 2'den 6 çıktı. Eksi 4 x üzeri 6 oldu. x üzeri 5 var mı? Yok. O zaman kaldı. Burada bunun da eşleniği ortalarda yok. O zaman yoksa bu da aynen kaldı. Hemen bir de burada ne oldu? Bunun da tıpkısının benzeri olmadığı için bunlar da aynen kaldı. İşte çarpım buymuş. Hepsini teker teker her bitirime her bitirime çarptın. Geçtim. Bazen sana böyle çakal sorular verecek. Nasıl? bir polinom. Bak bu bir polinomdur. Bu da bir polinom. Çarpımının x üzeri 6 terim. Hocam ne yaptın sen ya? Bununla bunu çarparsan 12 tane terim gelir. 4 kere 3'ten 12 tane terim. Ben 12 tane terimi mi yazacağım bunun için? Hayır arkadaşım. Biraz önce söyledim sana. Nereden x üzeri 6 gelir? Mesela buradan x üzeri 5 varsa. Buradan x üzeri 1 varsa gelir. Ha o zaman onu düşüneceğim. Hocam o zaman 3x üzeri 4 ile neyi çarparsan? x üzeri 2'yi çarparsan. O zaman bak 3 x üzeri 4 çarpı burası bana ne verir? 6 x üzeri 6'yı verir. O zaman hepsini yazmama gerek var mıymış? Hayır. Yokmuş. Hepsini yazmayacağım. Yazmadan rahat rahat yapacağım. Şimdi peki eksi 2 x küple karşı tarafta neyi çarparsan x üzeri 6 olur? 3 ile 3 toplanacak. O zaman bunu da hallettim. Bu da ne oldu? Eksi 4 x üzeri 6 oldu. Şu benim altım. B değil 6. Şuradaki de 6. O zaman bakıyorum bununla neyi çarparsam dörtlü bir şey olması lazım. Yok. Bununla da x üzeri 6'lıyı çarpmam lazım. Ortalıkta öyle bir şey yok. O zaman kat sayısı kaçtır diyor. Bunlardan gelir. Başka bir tane olamayacağı için biri 6 6, 6 x üzeri 6 bir tanesi de e, hatta buraya direkt yazalım. E, güzel yazayım. Bunu iptal ettim. 6 x üzeri 6 eksi 4 x üzeri 6'dan cevabım ne oldu? 2 x üzeri 6. Demek ki kat sayısı kaçmış arkadaşım? Kat sayım 2'ymiş. Böyle çarpmana gerek yok. Böyle bir şey sorarsa hemen ne nereden geliyor? Beyin bedava attım hafızaya yaptım. Çarpma işlemin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Çarpma işlemimin özelliklerinde ne var? Şu var arkadaşım bak. Sen derecen neyse. Ne, ne ise yani neyse diye soru sormuyorum. Ne? Ne ise e, derecen Q'nun da M ise bak bunları ben sana pratik bir bilgi vereyim. Sen burada ne de biliyor musun? Px'e x üzeri n de. E, Qx'e de x üzeri m de. E hocam diğerleri arkadaşım diğerleri önemli değil. Derecelerde sana sadece hocam katsayısı, bak derece sorusunda kat da önemi yok. Derece sorularında derecenin önemi var. O zaman sen hemen derece sorularında diğer her şeyi salla fırlat at. Sen sadece işine geleni yap. Bak ne diyor? X üzeri N çarpı X üzeri M. Arkadaşım bu X üzeri M artı N değil midir? E burada gördüğün derece ne? M artı N. İşte o zaman burası M artı N'dir. Çok basit. Çok basit. Geçtim. Şuna bak şimdi. P X'in bak şimdi. Ne diyor bana? P X'in K'nıncı kuvveti diyor. E P X'e ben ne demiştim? X üzeri neydi? E onun üzeri K diyor bana. He, o zaman üstün üstü çarpmaydı. N çarpı K oldu. Hallettim. Bu da tamam. Peki peki peki. Şuraya geldim. Ben X gördüğüm yere X üzeri neye yazmıştım. X gördüğüm yere X vardı burada. Peki P X üzeri K'da X gördüğüm yere X üzeri K mı yazacakmışım? Evet. O zaman bunun en inci kuvvetini alacağım tabanlar aynı şey tabanlar nereden çıktı üssün üssü çarpmadır. o zaman x üzeri nk olduğu o yüzden arkadaşım bak böyle bir şey dedi ne yaptın üssün üssünden dolayı çarpma olduğu için bunların derecesi de bu geldi bakın size nereden geldiğini öğretiyorum arkadaşım ezber yok ben buraya nk yazar geçerdim ama ne olurdu olmaz böyle bir şey. Ne olurdu? Sen unuturdun. Ezberden unuturdun. Bak ne yapacaksın? X üzerine X üzeri M diyorsun. Olayı bitiriyorsun. Peki hocam bunu nasıl yapacaksın? Bak P'nin içine Q mu girmiş? Aynen öyle. P'nin içine Q girdiyse e, P Q neydi? X üzeri idi. E tamam. E burada PX'im neydi? X içeridekinin eninci kuvvetiydi. O zaman içeridekinin eninci kuvvetini alırsan ne oldu? Bu da x üzeri tabanlar aynıysa üstler çarpılır mantığından bu da yine m çarpı n oldu. İsteyen ezberlesin ki ezbere karşıyız. Mantığı nereden geliyor? Buradan geliyor. Fonksiyonlarda yaptığımızın aynısı. İçeri koydun. Sanki burada bir fof varmış, fog varmış gibi. İçeri koydun. Onun üstün üstü çarpma derece işlemleri. Böyle yapılıyor dedim. Geçtim arkadaşım. Hemen son sorulara yaklaştım. Hatta ve hatta son sorun bu. Birazdan ödülü soruyla karşında olacağız. X üzeri 6. Ben sana ne dedim? Buna sen X üzeri 6 de. Kime? PX'e. E, Et. bu ne? QX. QX'e de gerisini hep salla. Ne de? X üzeri 4 de. Tamam. Bak ne diyor? PX'in 3. kuvveti. PX'in 3. kuvveti. Burada 3. kuvvet deyince buraya yazılır. 3. kuvveti diyorsa X üzeri 6 üzeri 3. Çarpı ne diyor? X gördüm mü dördüncü kuvvetini alıyordum. İçeride X kare gördüm. Dördüncü kuvvetini alacakmışım. Bitti arkadaşım. Bu kadar. O zaman ne oldu? Üssün üssü çarpma 6 kere 3 18. Üssün üssü çarpma 8. E bunun derecesi derecesinden önce bir yazalım. Tabanlar aynısı üstler toplandı. 26 isteyen kuraldan yapsın. Nasıl istersen. Kural orada istersen yap arkadaşım. Ama ben ne dedim? Ezbere karşıyız buraya x üzeri 6 buraya x üzeri 4 diyorsun. Üssü sayılarda işlemler. Buyur. 9. sınıf ortada bir se orta seviyede bir soru. Üssü sayılarda işlemler, polinomlarda basit bir şekilde anlattık, geçtik. Al sana yine aynısının tıpkısının benzeri. Mi? Evet arkadaşım, ne oldu bak şimdi? Px'in bakıyorum burada böyle bir denklem varmış. Qx'te böyle bir denklem vermiş. Derece diyor. Derece işin içine girdim mi? Benim için bu bu katsayı gider. Biraz önce söylemiştim. Sen direkt derece deyince px eşittir x kare yaz. Ama derece deyince bak arkadaşım her zaman yapma. Hocandan şapla yersin. O zaman ne oldu? Bu bu katsayı gitti. Qx'e de ne dedim ben? X küp dedim. Heyecandan her tarafı oynattık. Ondan sonra ne oldu şimdi bakarsak? Buna x kare buna x küp dedim. Şimdi bak derecede içerideki bana ne söylüyor? P'nin içinde QX. QX'im ne benim? Bir dünya şey vardı iptal ettim. Neden? Onları yazsan da her zaman en büyük dereceli en büyük dereceliden gelecek. O zaman onları iptal ettim. Hemen bakıyorum. Bak buraya istersen böyle yaz. Şekil şükür. Hocanın gözüne gir. Böyle düzgün yaz. Demiştim ya matematiklerin önemli kural düzgün yazmaktır. O zaman geçtim. Derece ne oldu arkadaşım? Burası da ben x gördüm mü karesini alıyordum. İçeride x küp gördüm mü de dayanamam. Karesini alırım diyor bu P. Bunu da hallettim. O zaman derecesi x üstün üstü çarpma olduğu için x üzeri 6'nın derecesi kaçtır arkadaşım? İşte sana bir soru. Soru mu soru? Ama bizim için basit. Zaten ısınma demişim. Bizim için anca bu soru ısınma olur. Ve polinomlarda çarpmayı da bitirdim. Bir sonraki videoda rahat anla diye kocaman bir videoyu sana bölme işlemine ayırdık. Kalan bulmayı ayırdım. O videoyu da kesinlikle kaçırma. Evet arkadaşım. Polinomların girişi bitti. Karşında ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.